Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte küresel piyasadaki son durumu verilerle birlikte konuşacağız. Haricinde kripto para piyasasında son durum nedir? Güncel gelişmeler, teknik analiz ne boyutta ve nasıl ilerliyor? Bunların hepsini teker teker değerlendireceğiz. Değerlendirirken de birçok verimiz ve grafiğimiz var. Bunlara da sırasıyla bakacağız. Öncelikle Bitcoin'den başlamak istiyorum. Bitcoin'de önceki videolarda söylediğim ve benim cidden böyle ciddi ciddi dikkate aldığım bir veri, indikatör, Golden Cross indikatörü. Bu indikatör e, şu anda ne durumda? Öncelikle buna bakalım. Şöyle ölçü aletini alıyoruz arkadaşlar ve şuradan alta yönelik bakıyoruz. %6,24'lük, bakın şöyle baktığımızda %6,24'lük bir boşluk kaldı ve bu boşluk 10 Ocak'tan önce büyük ihtimalle e, kapanacak ve bu kapanış sonucunda da bir Golden Cross hareketi gelecek. Golden Cross hareketi geldikten sonra. %90 ihtimalle bir yükseliş gelir. Ancak bu yükseliş nasıl gelir? Bunu anlamak için bir önceki yükseliş dönemine bakmamız gerekiyor. Bu da baya öncesinde arkadaşlar. Baktığımızda burada Golden Cross hareketi geldi. 16 Eylül'de. 16 Eylül'den sonra 22 Eylül'e kadar bir düşüş. 22 Eylül'den de 27 Eylül seviyesine kadar bir e, pikli hareket görüyoruz. Bu pikli hareketten sonra buradan bir hareketlenme geldi ve bu hareketlenme sonucunda da Asıl yükselişimiz gerçekleşti. Yani ne demek istiyorum? Geçmiş verileri incelediğimizde şu anki durumda da burada golden cross geldikten sonra bir düşüş ve kendini 18-19 bandlarında bulan bir Bitcoin arkasından bu bantlardan hareketlenmeye başlayıp bir pik yapma olasılığı karşımıza çıkıyor. Yani demek istediğim şuralarda golden cross geldikten sonra şöyle bir düşüş ve buralarda bir oyalanış ondan sonra asıl yükseliş başlayabilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi burada günlük banta bunu inceledikten sonra 4 saatlikte son durum nedir? Yatay giden bir bitcoin mevcut. Tesla kazanç raporu açıkladı dün gece ve bu açıklanan raporla birlikte piyasada bir yükseliş havası başladı. Hızlıca bir long işlem açanlar bir kazanç sağladı. Sonra bunlar zamanında kapatmayanlar küçükten tasfiye edildi. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bir diğer konumuz nedir? Bir diğer konumuz şu. Kazanç raporları olumlu geliyor. Ama grafikler bize ne söylüyor? Vadeli işlemler şu anda piyasayı yönlendiren işlemlerden bir tanesi. Baktığımızda long short oranlarında long işlemlerin %50,7 ile tüm piyasalarda daha üstte olduğunu görüyoruz. Yani bu ortalamaya baktığınızda insanların küçük bir çoğunluğu olsa da bu vadeli işlemlerde günlükte çok değişmez. Bakın şurada zaman aralığı olarak farklı bir birimi seçseydim daha farklı rakamlar görebilirdik. Ancak şu anda günlüğü seçtiğim için burada çok oynam olmasa da insanların long işlem yönünde işlem açmalarının daha muhtemel olduğunu görebiliyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Yani çoğu insan şu anda yükseliş bekliyor aslında. Baktığımızda Fear greed Endeksi vesaire de bize bunları gösteriyor. Fear greed Endeksini ve diğer haberlerin hepsini de Telegram kanalını takip ederek ulaşabilirsiniz. Telegram linklerini de aşağı bırakıyorum mutlaka takip edin. Anlık haber paylaşımları oluyor. Bunlardan ciddi kazanç sağlayabilirsiniz. Devam edecek olursak, bizim elimizdeki verilerden bir diğeri nedir? Rainbow grafiği. Bu indikatörü çoğu kişiniz bilir. Ancak bunun bir önceki dönemlerde yani bir önceki dönem dediğim 2018-2017 2020 yıllarında grafik içerisinde hareket etti. Ancak şu anki güncel durumda grafiğin dibine girdi ve dipten de bir kademe altta yani Rainbow'un en alt kademesinin artık kırıldığını görmüştük. Bu kırılışın ardından tekrardan içeri girdiği şu anki güncel fiyat hareketleriyle birlikte. E, bu olumlu bir haber. Ama ilerleyen dönemlerde bu grafiğin işleyişiyle alakalı bir sorun yaratır mı? Bunu tabii ki zaman gösterecek bizlere. Bu grafik gittikçe küçülecek ve daha da farklı bir hal alacak. Ama tabii ki şu anda dipte olduğumuzu görmemiz bizim için her zaman iyidir. Dipteyiz ve buradan düşecek bir yer var mı diye soracak olursanız, yani çok da böyle dibi dibi yaracak şekilde bir düşüş beklemiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Bir diğer veri ve en önemli verilerden bir tanesi. Bu veri aslında piyasanın geleceğini gösteriyor. Nedir bu? Piyasaya giriş yapan e, stabil coinlerin oranı. Yani piyasada ne kadar stabil coin var, hangi dönemde ne kadar giriş oluyor. Baktığımızda tüm stabil coinlerde spot piyasada ciddi bir Para girişi olmuş. Yani insanlar şu anda paralarını Kriptoda yatırım yapmak için ya da fırsatları değerlendirmek için borsalara taşıyor ve stabil koinlerde ciddi bir artış var spot piyasada. Tabii ki spot piyasadaki bu artış yakın zamanda tetiklenecektir. Çünkü Justin Sun gibi isimler, birçok isim borsalara transfer yapmaya başladı. Bilimlerini oradan oraya aktarıyorlar. Yani bir işlem hazırlığı var aslında. Bunu biz de önceden fark ederek buna göre Rüzgarı arkamıza alabiliriz. Bunu da söyledikten sonra. Şimdi elimizde kalan son verileri değerlendirerek. Bir altcoin tarafına geçelim. Elimizde kalan son veriler şunlar arkadaşlar. Şu anda direnç noktası olarak 24.000 bandının kırılması gerekiyor. 24.000 bandı kırıldıktan sonra şu aralıkta bir hareketin sürmesi gerekiyor aslında. Ve bu hareket ne zaman gelecek diye soracak olursanız. Yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Çünkü yatay bir seyir var ve bu seyir artık sonlara doğru geliyor baktığımızda bu yatay seyir 14 Ocak'ta başlamış mesela ilk yatay seyirimiz ne zaman bitmiş 20 Ocak'ta 6 gün sürmüş burada bakalım yatay seyir ne zaman başlamış 20 Ocak'ta şu anda 26 Ocak tarihinde yani bu dönemde bir hareketlilik gelebilir ve bu hareketlilik bizi 24000 25000 band aralığına atabilir zaten şurada da 4 saatlikte baktığınızda bir destek noktası üzerinde duruyoruz aslında bunu da söyledikten sonra inceleyeceğimiz altcoin'ler neler? İlk arkadaşlar Aptos olacak. Aptos'a bakalım. Bu aralar yüzde, e, yüzde olarak baktığımızda çok ciddi bir yükseliş sergiledi. Ve Aptos grafiği bildiğiniz e, mega boğa yaşıyor. E, bu grafik ne olur? Nasıl devam eder? Bunu konuşalım. Öncelikle Aptos e, önceden dağıtılan ve insanlara e, ciddi miktarda bir para kazandıran testnetle birlikte duyuldu. Ve arkasından ne oldu? Binance listelenmesi vesaire bunları konuşurken Aptos iyice hareketini arttırdı. Bir yükseliş yakalayınca ivmeyi arttırarak kendisini 18 dolar seviyelerine çıkardı. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Şu anda iyice şişmiş bir proje kıvamında. İyice şişti arkadaşlar. Ve bu iyice şişme de burada girenlere sıkıntılı bir dönem yaşatabilir. Bunu da söyleyeyim sizlere. Yani buradan yukarı çıkabilir. Ancak siz zaten hareketlenmiş bir projedesiniz ve piyasa bu kadar e, yeni bir dönemindeyken sizin tutup da aptosa yatırım yapmanız buralardan tamamen saçmalık olur. Çünkü piyasada şu an ethereum alsanız aptostan daha iyidir şu anda. E, onun haricinde e, herhangi bir birim arkadaşlar herhangi bir birim aptos kadar prim yapmadığı için şu anda aptostan daha e, risksiz ve daha kazançlı olarak gözükebilir gözümüze. Ama aptosta da insanlarda ne var? yükseliyor zaten alayım ben ben de kazanırım vesaire düşüncesi olduğu için böyle bir hareketlik söz konusu ama buradan bir düşüş geldi takdirde 16 dolar seviyeleri ve altında da 14 dolar seviyelerine kadar bir ilk geri çekilme adımı görebiliriz buralardan sonra bir tekrar yukarı yönlü bir hareket gelebilir yani bunları göz önünde bulundurun yani şişmiş bir projeye girerek paranızı riske atmayın derim Eğer kısa vade yatırımcı sayısanız yani diyorsanız ki alıp 10 yıl tutacağım ben bunun projesine çok güveniyorum. Orası tamamen sizi ilgilendirir arkadaşlar. Daha yukarılarda görebilir. Bu piyasada görmediğimiz bir şey değil aslında. Her seviyeye görülebilir. Ama burada baktığımızda çıkış dönemindeki yaşadığı yükseliş ve şu anda bulunduğu konum aynı aslında. Listeleme yükselişini tekrardan elde etti ve burayı kademeli şekilde elde etti. Ama dediğim gibi şişmiş bir proje. Ben şu anda uzak durmayı tercih ederim hepinizin merak ettiği SİKVERA bakalım. SİKVERDA son durum ne? SİKVERA baktığımızda SİKVER'in şu anda grafiğin alt kısmında direnç noktasını henüz kıramadığını görüyoruz. Şöyle de direnç noktasını geri dönüştürdü ve şu anda da bir trendi var aslında. Bakın trendi olması iyi. 4 saatlikte trend çizgisini şöyle bir çekelim. Şöyle bir trendi mevcut. Hatta şuradan yaparsak daha iyi olacak. Bu trende göre şu anda bulunduğu kanal içerisinde alt bandı denerse ki eğer alt bandı denediği takdirde 11 centler seviyesini düşebilir. Şurada bir yatay seyir yapıp buradan denerse 12 centler seviyesinde yukarı ve şuradaki yükselen e, üçgeni arkadaşlar kırarak yukarıki banda 13 cent 14 sent aralığına çıkar ve burada çıktıktan sonra da gelecek haberlerle birlikte bir gelişme yaşar. Şu anda Aptos'un yanında biraz e, şey kalıyor pasif kalıyor ama dediğim gibi bakın şu anda dibe yakın bir yer var ee, ama şişmiş yüzde %400'lük yükselmiş bir Aptos mevcut e ee, bunların ikisini kıyasladığınızda herhangi bir proje şu anda daha çekici daha risksiz gözüküyor aslında ee, burada Aptos Seek kıyaslaması çok mantıklı olmayabilir ama sadece örnek olsun diye söyledim çok da fazla arkadaşlar buna takmayın ama ee, şunu da söylemek istiyorum eğer ki burada bir yükseliş gerçekleşecekse bunun metaverse projelerine ciddi etkisi olacaktır. Yani metaverse projeleri hype'lanır arkasından CQR gelir ya da CQR hype'lanır sonra da metaverse projelerine akar bu durum. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı olur diye düşünüyorum. Zaten ee, CZ Binance'ın da katıldığı bir konferansta metaverse ile ilgili çok ciddi açıklamalar oldu. Bunu da CQR'ın CEO'su Mary paylaştı hesabında. E bunu da girip izleyebilirsiniz. Bunu söyledikten sonra videonun sonuna geliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ve kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.